Merhaba arkadaşlar, Nenedir'in bu bölümünde elektrikli turbolar nedir, nasıl çalışır, neden ihtiyaç duyuluyor, avantajları dezavantajları nelerdir, bunlardan bahsedeceğim. Elektrikli turbolar son birkaç senedir böyle adı geçmeye başlayan, otomotivde kullanılmaya başlayan ürünlerden bir tanesi. Şu an zaten Formula 1'de kullanılıyor. Bunun yanında normal binek otomobillerde de kullanılmaya başlandı. Audi kullanıyor. Mercedes önümüzdeki zamanlarda kullanacağını açıkladı. Diğer üreticiler de bir yandan bir şeyler yapıyor, denemeye başladılar. Peki bunu neden yapıyorlar? Bu sistemler nasıl çalışıyor? Bunları anlatacağım. Bir de sizden çok fazla soru geliyor bu konuyla ilgili. İşte eBay'de gördüm 100 dolara elektrikli turbo vardı. Alayım bunu direkt arabanın emiş borusuna takayım. Kaç beygir arttırırım? 200 dolara buldum. Ne yapayım? Gibi sorular geliyor. Videonun sonunda da bu sistemleri inceledikten sonra neden o sistemler çalışır çalışmaz? Bunlardan bahsedeceğim kısaca. Elektriklisine geçmeden önce turbonun gerçekte ne yaptığını, nasıl çalıştığını ufakça bir bakalım. Daha önceki videolarımızda çok detaylı bir şekilde de açıklamıştık. Ama giriş olarak bunları yine hatırlamakta fayda var. Turbonun temel olarak yaptığı iş motora gönderecek olan havayı sıkıştırmak. Çok daha büyük hacimli bir hava var. Bunu motora göndermek istiyorsunuz. Bu yüzden de sıkıştırıp daha kompakt bir hale getirip motora gönderiyorsunuz. Örneğin 1.6 litre hacminde bir motorunuz olsun. Her silindir 400 cc hava alacak demektir. Ama turbo ile sıkıştırdığınız havayı gönderdiğiniz zaman bunun içindeki hava kütlesini çok daha arttırabilirsiniz. Hep bar cinsinden bir şey duyuyoruz. Normal standart atmosferik basınç 1 bardır. Turbo'da 1 bar bastığı zaman 1 artı 1 şeklinde olur. Yani 2 barlık bir basınca çıkmış olur. Bu da yaklaşık olarak kabaca bir hesap yaparsak olması gereken kütlenin 2 katı kadar havayı sıkıştırdınız demektir. Yani 1.6 litre hacmindeki motorunuz aslında 3.2 litre hacmindeki bir motor kadar havayı çekip kullanabiliyor. Bu sayede de daha fazla güç üretebiliyor anlamına geliyor. Bu sıkıştırma işlemini yaparken de egzoz gazlarını kullanıyor. Bunun da bir sebebi var. Egzoz gazları içerisinde çok fazla enerji barındırır. Egzozdan çıktığı zaman sıcaklığı yaklaşık 700-800 dereceleri bulur. Bunun yanında aynı zamanda büyük bir basınçla birlikte gelir. Bu da bu gazın hali hazırda içinde çok fazla enerji olduğunu gösteriyor. Bu sayede de bu enerjiyi heba etmemek için turbolarda egzoz gazı ile çalışıyor. Ve bu sıkıştırma işlemi emme tarafındaki havanın sıkıştırma işlemini buradaki enerjiyi kullanarak yapıyor. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Turbonun tam olarak gerekli basıncı üretmesi için bir miktar devir dönmesi gerekiyor. Bu da turbolak dediğimiz olay oluyor. Yani siz gaza basıyorsunuz ama Turbo basıncı üretene kadar aradan bir miktar süre geçiyor. Egzoz gazının artıp turboyu çevirip daha sonra o basıncı çıkarması gerekiyor. <laughs> da bir zaman alıyor ve gaza basmanızla arabanın gitmesi arasında belli bir süre gecikme olduğu anlamına geliyor. Elektrikli turboları da tam olarak burada bu lagın ortadan kaldırılması için kullanmayı hedefliyorlar. Son dönemlerde de downsizing yani hacim küçültme olayı oldukça popüler. Otomobil üreticileri arasında hacim küçültüp daha fazla güç almaya çalışıyorlar. Bu da şu demek oluyor. Daha büyük turbo kullanmanız gerekiyor. Bunun sonucunda da bu turbo lagı arttıkça artıyor. Ve artık oradaki boşluğu doldurmak için de ekstra çözümler gerekiyor. Bunda diyorlar ki elektrik desteğiyle buradaki gecikmeyi ortadan kaldıralım. Önce Audi'nin çözümüne bakalım. Audi bu işi büyük hacimli TDI motorlarında kullanmaya başladı. Motorun hali hazırda kendinden iki tane turbosu var. Üstüne ek olarak bir tane de elektrikle çalışan turbosu var. Yani toplamda baktığınız zaman elektrikliyle birlikte 3 tane turbo ile çalışıyor oluyor Siz ilk harekete başladığınız zaman Örneğin kırmızı ışıktasınız ve arabayı kaldırmak istiyorsunuz Burada bu turbo gecikmesini yaşamamanız için elektrikli olan çalışıyor Ve motora doğrudan hiç gecikmesiz bataryadan aldığı güçle birlikte çalışıp Buradaki sıkıştırılmış havayı gönderip direkt bu şekilde çalışmasını sağlıyor Arkasından ilk turbosu devreye giriyor Siz daha fazla güç talep ettiğiniz zaman 3. turbosu da yani gerçek bildiğimiz anlamda da ikinci turbosu devreye girip güç üretmeye başlıyor. Ama elektrikli olan sadece kalkış sırasında kullanılıyor. Dediğim gibi bu gecikmeyi kaldırmak için devamında herhangi bir işlev görmüyor. Çünkü elektrikle çalıştığı için bir enerjiye ihtiyacı var ve enerji kaynağı bir batarya. Bunu durduk yere tüketmek yerine egzoz gazındaki zaten çöpe atılacak olan enerjiyle devam ediyorlar. Bu biraz pahalı bir çözüm tabii ki. İki tane egzozla çalışan turbonun üstüne bir tane de elektrikli koyup bunun hem de sistemini kurmak oldukça karışık ve maliyetli bir çözüm. Hani bunu böyle sanayideki ustaya götürseniz işler biraz karışabilir. Hangisi açılıyor, hangisi kapanıyor? Kafalar karışabilir biraz. O yüzden de bunun yanına daha çok Formül 1'dekine benzeyen Mercedes'in ortaya çıkardığı ikinci bir konsept var. Bu da direkt turbonun kendisinin içine bir tane elektrik motoru koymak. Buradaki elektrik motoru Audi'deki gibi doğrudan kendi başına iş yapan bir şey değil. Ama zaten egzozda çalışan turboya aslında bir destekçi. Doğrudan turbonun kendi şaftına bağlı bir elektrik motoru var. Ve turbo yavaş hızlardayken kendi başına dönemiyorken egzoz gazlarıyla bu elektrik motoru devreye giriyor. Buradaki turbo logo ortadan kalkıyor arkasından da egzoz gazıyla yüksek basınca ulaştıktan sonra tamamen egzoz gazıyla devam ediyor. Bir nevi marş motoruna benzetebiliriz yani bunu nasıl ki araba ilk çalıştırdığınızda devreye girip motoru döndürüp ondan sonra devreden çıkıyor. Bu da aynı şekilde ilk kalkış anlarındaki gecikmeyi almak için devreye giriyor ve daha sonra devreden çıkıyor. Mercedes'in bir açıklaması var diyor ki biz bunu en yüksek güç için yani maksimum güç için yapmıyoruz turbo gecikmesini azaltmak için yapıyoruz. Oldukça mantıklı bir çözüm. Üst devirleri optimize edilmiş bir turbonun yanında alt devirleri de elektrikli ile desteklediğiniz zaman bütün devir bandı boyunca yüksek bir tork elde ediyorsunuz. Bu da şu demek atmosferik gibi bir sürüş karakteri olan ama çok daha fazla tork sağlayan daha rafine bir motor elde etmiş oluyorsunuz. Dikkat ederseniz bu iki sistemde de Audi'de de Mercedes'te de amaç en yüksek gücü arttırmak. E, araba 200 beygirdi bunu 300 beygir yapalım değil tamamen motorun karakteristiğini düzeltmek adına bu da bizi üçüncü konumuz olan abi ben ebay'de buldum elektrikli turbo varmış hava üflüyormuş bunu alayım mı arabama taktırayım mı gibi soruların cevabına bu markaların yaptıklarını söylerken amacını vurgulamamın sebebi buydu bu markalar yüksek güç için kullanmıyor bu ebay'de ya da sağda solda internette satılan ürünlerse güç arttırma amaçlı kullanılıyor. Bu sistemlerin şöyle bir sıkıntısı var. Başta dediğim gibi turbonun asıl amacı havayı sıkıştırmak. Bu ucuza satılan 100 dolarlık 200 dolarlık sistemlerse aslında bir pervaneden başka bir şey değil. Havayı sıkıştıramaz. Onlar bir kompresör değildir. Blower denir. Yani sadece havayı üfler. Ventilatörden farkı yoktur. Ucunda bir tane pervane olur. Bildiğiniz çocuk oyuncağı gibi havayı bir yerden alır bir tarafa esmesini sağlar ama sıkıştırma işlevi yapamaz ve herhangi bir güç beklentisi de olmaz. Bunun yanında gerçekten sıkıştırma işlevi gören elektrikli turbolar var. Fiyatları pahalı. Aynı Audi'nin kullandığı sistemdeki elektrikli turboya benziyor. Yani bir tarafı komple kompresör, öteki tarafı ise elektrik motoruna bağlı. Böyle sistemler de var. Fiyatlarına baktım. Amerika'da yaklaşık 2500 dolardan başlıyor. 5000-6000 dolara kadar gidiyor. Ama Audi'nin hali hazırda motorunda olan bir sistemi bütün devir bandı boyunca değil de sadece kalkışta kullanıyor olmasının bir sebebi var. O da bu sıkıştırma işlemi oldukça yüksek enerji gerektiren bir şey. Doğal olarak sizde bu aldığınız gerçekten işlevsel elektrikli turboyu bir bataryaya bağlamak zorundasınız. Ve bu düzgün çalıştığı zaman işte siz biraz güç alayım dediğiniz zaman arabanızın aküsünü saniyeler içinde bitirecektir. Genelde de bu sistemler yanında ekstra bir batarya ile birlikte geliyor. Ve o bataryayı da performans modunda kullanırsanız 4 dakika içinde bitiriyor. O bataryayı da sürekli doldurmanız gerekiyor. Sürekli olarak alternatörü çalıştırmanız gerekiyor. Normalinde arabanın eğer elektrik ihtiyacı yoksa alternatörün içindeki kavrama açılır ve elektrik üretmezseniz burada ise sürekli sisteme elektrik ihtiyacı doğacak. Sürekli elektrik üretmeye çalışacak motor. Ama o bile elektrikli turbonun elektrik ihtiyacını sürekli olarak karşılayamayacak. O yüzden de bu sistemler yaygın değil. Çünkü elektrik enerjisine ihtiyaç duyduğu için onun yerine gerçekten egzozla çalışan turbolardaki gibi hali hazırda atık bir enerjiyi kullanmak çok daha mantıklı oluyor. Kısaca özetleyecek olursam abi 300 dolara 200 dolara eBay'den bulduğum turbo işime yarar mı? Hayır, güç üretemezsiniz. 2500 dolara aldığım üretir mi? Evet üretir ama sürekli olarak kullanamazsınız. Anlık olarak güç alırsınız. 3-5 dakika sonra bataryayı bitirdikten sonra artık o sistemle de pek bir işiniz kalmaz. Tekrar bataryaların dolması gerekiyor. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Sormak istediklerinizi veya anlatmamızı istediğiniz diğer konuları da aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşçakalın. Bu videomuzu beğendiyseniz yan taraftaki görsellere tıklayarak diğer videolarımıza da ulaşabilir. Onları da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki kanal logomuza tıklayarak da kanalımıza abone olup diğer bütün videolarımızı kaçırmadan izleyebilirsiniz.